Vere bir mum daha yakasın masanın üzerine. Gelmişsinizdir Şeyh Efendi. Kullar senin, sen kulların. Dert senden, derman senden. Ya Şafi. Şifa veren sensin ya Rabbi. Bire nasıl olmuştur bu? Doğanca Köyü Camisi'nin minberini yaparız Şevki Usta'yla. Yemeği tamam ettik. Topladık takım tezgahı. Akşamı da çalıştığımız camide kalıp yatsıya dergaha varalım diye sürdük atları. Ayın aydınlığı süt gibi aydınlatırdı geceyi. Hele bir soluklanalım Şevki Usta. Tam Cevizi Dere'den su gözüne inen yolda bir baktım ileride bir at. Sahibi yoktur. Şevki Usta. Geldi aslanı gel. Gece vakti dağ başında bir at. Belli ki yaban da değildir ama sahibi de görünmez meydanda. Bir endişe de söker içimize. Vardık atın yanına. Yunus'tur mu? Ölmüş mü? Sağ mıdır? Yaşar. Vallahi Yaşar. Bu sebep olmasın? Yok. Döşek yapmak icap eder. Yılan sokmuş mudur bilmem. Bu sebep olmuş olmasın? Bire sona mı söylersin bunu? Kolundan ısırmıştır yılan. O yüzden biraz teni morarmıştır. Ama bu kış yılan bol idi. Fazlasıyla zehir almışızdır Şeyh Efendi. Thank you.
Hirimiz Ahi Evren der ki, şifa zehirdir, zehir şifadır. Şifayı zehreyleyen, zehri şifa eyleyen sensin ya Rabbi. Az dolanmadıydık bir Ahi Evren ile Karakışlar'da. Kış uykusundaki yılanların peşinde Kayseri dağlarında. Yalnız ahilerin değil, hekimlerin de piridir. Tanrı rahmet eylesin. Tanış ettiniz bizimle de, bildiğimiz her şeyi ondan öğrendik. Sayenizde Şeyh Efendi, sayenizde